Merhabalar, ismim Berkant Sağır. Özel Ege Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle tarihsellik boyunca adı değişen melankoliden, kara safhadan en son majör depresyon olarak adlandırılan geçmişin ve çağımızın hastalığından biraz bahsetmek istiyorum. Majör depresyon genel olarak yoğun üzüntü ve keder halinin işlevselliğimizi belirgin bir şekilde etkilediği, en az 2 hafta boyunca hemen her gün sürdüğü ve buna daha önceden keyif aldığımız şeylerden artık keyif almamanın eşlik ettiği bir rahatsızlıktır. Depresyona aynı zamanda uyku bozukluğu, gerek fazla uyuma, gerek az uyuma, dikkati toplamada ve sürdürme zorlanma, enerji azlığı, isteksizlik, değersizlik, özgüvende azalma, geleceğe dair umutsuzluk, ümitsizlik, yer yer kendine zarar verme düşünceleri, intihar düşüncelerinin eklendiği bir rahatsızlıktır. Dünya Sağlık Örgütü majör depresyonu yaşadığımız yıl için, 2020 yılı için dünyada en fazla yeti eğitimine yol açan ikinci hastalık olarak tarif etmiştir. Majör depresyon için bir takım risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlara genel olarak baktığımız zaman daha önce depresyon geçirmiş olmak, aile hikayesinin olması, kadın olmak. Burada kadın olmanın ön plana çıkma sebebi toplumsal olarak cinsiyet eşitsizliğinden hani maruz kalınan stres yükünün daha fazla olmasından dolayı bir faktör olarak açığa çıkıyor. Tek yaşamak, yalnızlık, sosyal desteğin zayıf olması gibi faktörler depresyona yatkınlığınızı kolaylaştırmaktadır. Depresyon tedavi edilebilir psikiyatrik hastalıklardan biridir. Gerek medikal dediğimiz ilaç tedavisi ve konuşma dediğimiz terapilerle tedavi edilebilir. Ya da bunun her ikisinin beraberinde yürüdüğü bir kombinasyon tedavisiyle aslında daha iyi tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Çünkü tedavi edilmediği zaman ciddi sonuçlara, intihara kadar varan ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Depresyondan korunmak için neler yapabiliriz? Mesela hayatımıza günlük rutin olarak belirli yürüyüş şeklinde bir egzersiz dahil edebiliriz. Uyku düzenimize, beslenme düzenimize dikkat edebiliriz. Sosyal ilişkilerimize dikkat edebiliriz. Duygularımızı insanlarla konuşmaktan, paylaşmaktan çekinmemeliyiz. Keyif aldığımız aktivitelere biraz daha yönelebiliriz. Bu gibi faktörlerle en azından önleyici bir duruma geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Eğer bir yardım almak isterseniz mutlaka bize başvurabilirsiniz.